Şimdi dostlar, en son mukata ile malikanenin farkından bahsettik. Bir yıllığına verilirse mukata arazi, ömür boyu verilirse de malikane arazi. Şimdi gelelim arpalığa. Arpalık arazi ise şöyle, emekli olan devlet memurlarına geliri verilen arazidir. Şimdi düşünsenize, adam mesela sadrazam has arazide maaş alıyor, 100 bin akçenin üzerinde. Bu adam emekli olduğunda devlet tabii ki de aynı maaşı vermeye devam etmeyecek. Bu durumlarda dostlarım daha az düzeyde günümüzde olduğu gibi maaşını biraz daha düşürelim demişler ve arpalık araziyi vermişler. Yani arpalık arazi denildiğinde aklınıza şu gelecek, Osmanlı'nın emekli maaşıdır. Anlaştık. Şimdi gelelim bir diğerine, metruk arazi. Metruk arazi şöyle arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir tarım arazisi var elinizde. Devasa bir araziden bahsediyorum. Şimdi siz bu arazinin tamamını %100 oranında tarım için kullanamazsınız. Çünkü köylüye dağıtmak için zaten parçalara ayırdınız bu araziyi. Sizin buralara yol yapmanız lazım. İnsanların dinlenip park gibi kullanabileceği, piknik yapabileceği meralar, piknik alanları bırakmanız lazım. Sonra sosyal tesisler, değil mi? Orada bir cami olmalı, bir çeşme olmalı, bir çarşı olmalı vesaire vesaire. Metruk arazi demek, tarım arazisi olmasına rağmen, bak tarım yapılabilir olmasına rağmen, halkın ortak kullanımına ayrılan arazilerdir. Burada ben birkaç örnek yazdım. Çayırlık, meralar, yol, pazar yerleri vesaire vesaire. Yani bugün mesela şehirlerdeki parklar tamamı da ya da yolların tamamı ya da piknik alanlarının tamamı metruk arazi olarak değerlendirilir. Evet, tarım arazisidir normalde ama tarım yapılmayıp halkın ortak kullanımına ayrılmış. Bunlara da ne deniyormuş? Metruk arazi. Şimdi gelelim mevata. Bakın mevat kelimesi mefta kelimesinden gelir. Ne demek mefta? Ölü demektir dostlarım. Yani meft kelimesinden geliyor aslında. Mevat ölü arazi. Yani hiçbir işe yaramayan arazi. Ne tarım yapabiliyorum, ne ev köy yapabiliyorum. Mesela burada yazdığı gibi bataklıklar, çöller, sarp kayalıklar bunların tamamı da mevat arazidir. Hiçbir işe yaramayan ölü arazi demektir. Ne tarım yapabiliyorsunuz ne de ev, köy, bark yapabiliyorsunuz. Hiçbir amaçla kullanamıyorum. Ben mevat araziyim. O zaman halkın ortak kullanımına ayrılan derse metruk arazi. Eğer hiçbir işe yaramayan arazi derse mevat. Şimdi size bir cümle söyleyeceğim. Bana bu cümleyi yorumlayın. Osmanlı Devleti'nde şöyle bir anlayış var. Saban giren yerden mülk olmaz. Ne anladınız? Saban giren yerden mülk olmaz. Saban giren yerden mülk olmaz. Çok basitçe anlatmaya çalışın bana. Tarım arazisine ev yapma. Tarıma önem. Saban giren yerden mülk olmaz. Ekip biçilen yer özel arazi olmamalı. Çok mantıklı. Miri arazi gibi. Evet, tarımın devamlılığı. Ekiyorsan ne gelir? Yani üç aşağı beş yukarı doğru şeyleri söylediniz. Devlet şunu söylüyor. Eğer bir arazi tarım arazisi ise yani saban giriyorsa o araziye asla mülk arazi yani ev, köy, bark yapamazsınız. Mesela yaşadığınız şehirlerin en eski yerleşkelerine bakın. Hep böyle yamaçtadır. Ben mesela Samsun'da yaşıyorum. Samsun'un ilk yerleşkelerinden itibaren hep böyle yamaçta adamlar. Düz araziyi boş bırakmışlar çünkü yasaktı. Düz arazide sadece tarım yapılmalı. Aslında bunu yaparak bir nevi bu günümüzde yaşadığımız problemlerden bir tanesi adamlar depreme karşı da bir önlem almış olmuşlar. Çünkü tarım arazisi biliyorsunuz yumuşak arazidir. Depremde en tehlikeli yerlerden biri. O yüzden devlet herkesi yamaca yerleştirmiş. Düz arazileri de tamamen tarım amacıyla kullanmışlar. Bu da tarıma verdikleri önemin bir göstergesidir. Aynen. Yani bunun depremle olan bağlantısını çözdüler, çözemediler bilmiyorum. Ama tarıma olan önemden dolayı böyle bir şey yapmışlar. Devam edelim. Şimdi bak burada şunu bir tane daha kaldı. Vakıf arazi ondan bahsedeceğiz. Şimdi vakıf araziyi zaten Türkistan devletlerinden biliyorsunuz. Geliri ile sosyal kurumların masraflarının karşılandığı arazilere biz vakıf arazi diyorduk. O sosyal kurumlar işte medreselerdi, camilerdi, çeşmeydi gibi gibi İmarethane gibi halkın tamamen yararına olan kurumlar idi ve toprak sıkıntısı yüzünden şehirler düzensiz göç oluyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum hocam sana. Biz zaten tarım bittiğinden sonra biz de bitmeye başladık. Da bakalım inşallah geri döneceğiz tarıma akıllı şöyle tarımı düşünen biri yönetirse bizi. Bence çok mantıklı ya. Ben bu ara çok tarım fikrine sıcak bakmaya başladım.
Muhtemelen köyüme geri döneceğim. Oturup tarımla uğraşacağım. Tarihi bir kenara bırak. Karasabanla beraber. Çok mantıklı değil mi ya? Aşırı stresliyim artık şehir hayatı. Bana çok stresli gelmeye başladı. Evet, benim çok ileriye kalmayan bir hayalim. Bizim orada çok tarım yapılmıyor. Bizim orada ormandan geçimini sağlıyor insanlar. Tam böyle gerçek bir tarım arazisi olsaydı kesinlikle şimdiye kadar çoktan gitmiştim. Geç mi? Yok ya, geç de değil aslında. İnsanlar dönmeye başladılar yavaş yavaş. Marangoz olamıyorum işte. Ben ondan korkuyorum, marangozluktan, makinelerden. Ay, dedemin yanında çalışırdım. Sırsıyordum da. Şimdi dostlar, vakıf arazi. Aynen, Samsun'dayım hocam. Ama memleketim Kastamonu. Buralı değilim. O yüzden Kastamonu'da insanlar, yani benim yaşadığım ilçe Kastamonu merkez değil de Tosya'da şeyde ormancılıktan geçiniyorlar. Çok iyi ağaçlar var bizim orada. Yok, arıcılık olmuyor bizim orada. Şu an hanım köylüyüm. Eşim Samsunlu. Evet ya, çok güzel değil mi? Bahçeli bir ev falan. Bana çok mantıklı geliyor. Neyse, bakacağız. Nasip, hayat bizi nereye sürükleyecek? Şimdi bak, vakıfla alakalı burada 3 tane kavram öğreneceksiniz. Hadi birlikte bunlara bakalım. Mütevelli heyeti bunlardan birincisi. Dostlar, mütevelli heyeti karşısına yazalım. Vakfı yöneten heyettir. Yani vakıf yöneticileri. Önce bir yazayım, sonra konuşacağız. Vakfı yöneten heyet. Aynen, yönetici kurulu gibi de düşünebilirsiniz. Vakıfların yönetimi asla tek bir kişiye bırakılmaz. Neden? Çalıp çırpmasın diye. Eğer tek bir kişiye bırakırsanız, şimdi vakfın sahibi de yok, adam ölmüş olacak. O yüzden buradan kendi cebine para indirmesin diye bir heyet kurmuşlar. Yani 6-7 kişi yan yana gelirse hepsi de hırsız denk gelmez herhalde diye düşünmüşler. Bir diğeri ise mevkuf. Mevkuf ise vakfedilen mal demektir dostlarım. Vakfedilen mal. Her ne bağışladıysanız onun adı mevkuf oluyor. Bu para da olabilir, bina da olabilir, arazi de olabilir. Her neyi bağışladıysanız ona mevkuf adı verilir. Bir de vakfiyeler var. Vakfiye de vakıf sözleşmesi. Şimdi dostlarım, siz vakfı bağışlarken, yani bir araziniz var, bir cami için bağışladınız. Siz nasıl derseniz öyle yönetiliyor. İşte bu araziyi köylü işlesin, araziden alınan vergiyle de ne bileyim caminin sadece ısınma masrafları karşılansın dedim mesela. Bu sadece bu amaçla karşılanır. Vakfiyede nasıl bir sözleşme varsa ona göre hareket etmek zorundalar. Bu üç kavrama dikkat edin. Bunlardan biri olan mütevelli heyetini sordular. Ama şu mevkufla vakfiye sorulmadı. Hatta mütevelli heyetini çok böyle bambaşka bir yerden, eğitimin içinden sordular. Eğitim başlığına gelince bundan bahsedeceğim. Şu an için takılmanıza gerek yok. Gelelim mülk araziye. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Mülk arazi şahıslara ait olan araziydi. Yani benim kendi arazim, tapulu malım. Ben istediğim gibi mülk araziyi alırım, satarım, miras bırakırım ya da vakıf olarak bağışlayabilirim. Mülk arazi kendi içinde öşri ve haraci olarak ikiye ayrılıyordu. Hemen bana hatırlat. Öşri arazi neydi? Yani kime ait olandı? Öşri arazi. Hemen söyle onu bana. Çok güzel. Müslümanlara ait olan araziye biz öşri arazi diyorduk. Haraci ise, haraci arazi, o da gayrimüslimlere ait olan arazilere verilen isimdi. Eğer Müslümana ait ise öşri, gayrimüslime ait ise haraci. Burada aslında demiştik ki Türk İslam'dan hatırlayın, vergilere göre bu isim verilmiş. Öşür vergisi alınan araziler, haraç vergisi alınan araziler. Öşür Müslümanlardan alınıyordu, haraç da gayrimüslimlerden alınıyor idi. Evet, genel itibariyle Osmanlı'nın toprak sistemi böyle. Şimdi gelelim Osmanlı'nın ekonomisine. Şimdi ekonomide en temelde 3 kavram öğreneceğiz. Bu kavramlar bizim için önemli. Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren Tanzimat'a kadar, ki bu çok önemli değil, 3 tane temel politika uygulamış. Fiskalizm, iaşecilik, gelenekçilik. Beraber bakalım. Tanımlarını yazarak ilerleyeceğiz. Önce fiskalizmle beraber başlıyorum. Dostlar, fiskalizm şudur. Devletin gelirlerini en yüksek düzeyde tutmak. Devletin gelirlerini en yüksek düzeyde tutmak. Yani fiskalizmde devlet kendisini düşünüyor. Her ne olursa olsun gelirin en çoğu bana gelsin. Ben asla gelir konusunda problem yaşamayayım. Para bol olsun. Bu mantıkla hareket ediyor fiskalizmde. Bunu zaten yakalarsın. Geldik iaşeciliğe. En önemlisi budur. İaşeciliğe bir ünlem işareti atın. Nedenini söyleyeceğim. Beraber yazalım dostlarım.
Hiyerarşicilik toplumda yeterli miktarda ve kalitede malı uygun fiyata bulundurmak. Toplumda yeterli miktarda ve kalitede malı uygun fiyata bulundurmak. Buna da hiyerarşicilik adı veriliyor. Şimdi size bir soru soracağım. Biz günümüzde devletlerin zenginliğini belirlerken ithalat, ihracattan hangisine bakıyoruz? Hangisinin yüksek olması bizim için önemli? Günümüzde devletlerin zenginliği belirlerken ithalat, ihracatta hangisi yüksek olmalı? İhracat, yani dış satım, değil mi? Dünyaya, dışarıya ne kadar çok mal satıyorsanız o kadar zengindir mantığıyla bakıyoruz. Ama Osmanlı Devleti bizim günümüzde uyguladığımız bu politikanın tam tersini uyguluyordu. Osmanlı Devleti'nde dostlarım ihracat yasaktı ya da sınırlı diyelim. Yani yapıyorsunuz ama çok az. Ama ithalat serbest. Olabildiğince dışarıdan mal gelsin. Bu iyaşecilikle alakalı. Çünkü Osmanlı Devleti şunu söylüyor. Bak, tarım üzerinden örnek vereceğim. Bir tarım ürünü üretildiği zaman bunun nerede yetiştiğinin bir önemi yok. Yeter ki bizim topraklarımız içinde olsun. Devlet diyor ki benim 3 kıtadaki en ücra köşedeki köydeki bile bütün vatandaşlarım bu ürüne ulaşabilsinler. Ve bu ürün, ulaştıkları ürün kaliteli olsun ve uygun fiyattan olsun. Yani nakliyenin dışında ekstra fiyat koyamıyorsunuz. Bunu şöyle düşün. Mesela günümüzde bir ürün bir yerde yetiştiği zaman, mesela buradan örnek vereceğim, fındık değil mi? Doğu Karadeniz'de. Doğu Karadeniz'den İç Anadolu'ya girdiğinizde bir anda fındık fiyatı 2 ya da 3 katına çıkıyor. İşte Osmanlı buna izin vermiyor. Diyor ki sadece nakliye farkını koy, başka hiçbir şey koyma. Aynı kalitedeki ürünü ta Cezayir'de, Fas'a en ücra köşeye kadar ulaştır. Herkes ihtiyacını karşıladı mı? Tamam. Hala ürün kaldıysa eğer onu ihraç edebiliyorsunuz. Ama bizim vatandaşlarımız kendi ihtiyacını karşılamadan asla dışarıya satamazsınız. Yani şunu da yapamıyorsun. Ben kaliteli olanı yurt dışına sallayayım, içeride kalitesiz veya orta kalitedeki malı eritirim. Zaten insanlar bu mala muhtaçlar. Öyle ya da böyle alırlar. Bu da yasak. Bak ne diyor? Toplumda yeterli miktarda ve kalitedeki malı uygun fiyata bulundurmak. Yani iyaşecilik aslında bir nevi sosyal devlet anlayışıdır. Devlet burada toplumu düşünüyor. Herkes istediği gibi bütün kaliteli ürünlere uygun fiyata ulaşabilsin. Yani evet, bak dediğin doğru. Biz şu an bunu sadece Rusya değil Avrupa ile ilgili de yaşıyoruz. İşte Osmanlı Devleti buna asla izin vermiyor idi dostlarım. Neden iyaşeciliğe ünlem işareti attık? Çünkü iyaşecilikle ilgili, gerçi bayağı oldu, 2019'da mıydı neydi hatırlamıyorsam, Cumhurbaşkanı Türkiye'de biz iyaşecilik politikasını uygulayacağız diye bir açıklama yaptı. Bu yüzden biraz daha önemli. Gelme ihtimali yüksek. Sormadılar ama belki gelir. Dikkat edin. Uygulayabilirler mi? Çok zor. Yani sitli sene bunu uygulayamazlar. Çünkü dünya politikasının tam tersi bir hareket. Ama gündemde olması önemli. Tamam. Şimdi gelelim gelenekçiliğe. Dostlar gelenekçilik ise şunu söylüyor. Yine önce yazalım. Ekonomide var olan dengeyi korumak. Ekonomide var olan dengeyi korumak. Yani enflasyonla mücadele burada kastettiği, yıl başladığında ürün fiyatları nasılsa yıl sonuna kadar aynı gitsin, dalgalanmalar olmasın ya da kur farkı olmasın. Böyle değerlendirebilirsiniz. Çünkü devlet fiskalizmle kendini düşündü. İyaşecilikle toplumu düşündü. Bu bir denge kurmuş, bir çark kurmuş oldu. İstiyor ki bu çarkı kimse bozmasın, devlet de kazansın, halk da kazansın, fiyatlar dalgalanmasın. Buna da biz gelenekçilik adını vereceğiz. Devletin kendini düşündüğü politika fiskalizm. Halkını düşündüğü iyaşecilik, dengeyi korumaya çalışması gelenekçilik. Tamam. Anti enflasyon gibi mi? Yani evet, öyle de değerlendirebiliriz. Yani kesinlikle enflasyon olsun istemiyor. Dalgalanmalar olsun istemiyor fiyatta. Sabit gitsin ki herkesin alım gücü de sabit kalsın. Bu devlet için de iyi bir şey. Şimdi dostlarım, biz bu üç politikayı uyguluyorken aynı dönem Avrupa'da uygulanan ekonomi modeli merkantilizmdir. Bunu sordular. Merkantilizm ise şu demek: devletlerin zenginliğini sahip oldukları altın ve gümüş miktarına göre hesaplıyorsunuz. Yani bir devletin ne kadar çok altını, ne kadar çok gümüşü varsa o kadar zengindir mantığıyla hareket ediyorlar. Ve merkantilizm günümüzde de halen daha devam ediyor. Türkiye'de dahil olmak üzere bütün dünya devletleri bu politikayı uyguluyor. Peki size şunu soracağım. Bir devletin altın ve gümüş miktarının fazla olması ne ifade ediyor?
Neden önemli? Tamam hocam, sen ilgilen çocuğunla. Evet, altın fazla olunca ne oluyor? Neden önemli bu altın şu an? Yani bir maden değil mi bu sonuçta? Evet, değerli bir maden ama ne ifade ediyor? Onu sormaya çalışıyorum. Tamam, değerli bir maden. Olmasa ne olur yani? Hiç altınımız olmasa ne olur? Bu bizi neden etkiliyor? Görüşürüz hocam. Kolay gelsin sana. Evet. Neden altın önemli? Bunu hatırlıyor olmanız lazım. Bunun üzerine çok konuşmuştuk geçen sene. Şimdi dostlar, tamam boş ver altını. At onu kenara. Bizim şu an kullandığımız kağıt paralar var ya. Çok uzun mu? Bizim kullandığımız kağıt paralar var ya, 10 TL, 5 TL, 20, 100, 200 diye gidiyor. Aynı, hepsi de aynı kağıt değil mi? 10 kuruşluk bir zımbırtı. Sadece üzerindeki rakamlar değişiyor. Niye ona değer veriyorsunuz? Hepsi de 10 kuruş değil mi bunun zaten üretimi? Yani eşit paradan üretebiliyorsunuz ama farklı değerler yüklüyorsunuz. Neden? Neden yüksek işte bu? 10 kuruş da bunun ederi. 20 kuruş olsun bir paranın basılması matbaada. Niye biz buna farklı değerler yüklüyoruz? Üzerindeki yazan rakamlar ne ifade ediyor? Hah işte bak Serap, bu cevabı istiyorum sizden. Dostlarım, altın ya da gümüş şu demektir. Bir devletin kasasında ne kadar çok altını varsa o kadar para basabiliyor. Yani siz karşılığı olmayan bir parayı kullanamazsınız. Çünkü karşılığı olmayan bir para kağıt parçası demektir. 10 kuruş onun ederi. Şöyle yapılacak, görmedim onu yukarıda yazdığını. Şöyle olması gerekiyor. Mesela kasada ne kadar altın var? Atıyorum mesela 10 bin ton attım. Çok abartı bir rakam. Bunu TL'ye çevirirseniz kaç para ediyorsa piyasada o kadar para dolanır. O yüzden önemlidir. Yani merkantilizme göre kasanızda ne kadar çok altınız varsa o kadar paranız var. Ne kadar çok paranız varsa o kadar zenginsiniz demektir bu. Anlaştık. Mesela doları düşünsenize, bütün dünyada dolanıyor dolar. Adamların kasasındaki altını düşünün. Eğer siz altın karşılığı olmayan para basarsanız o zaman da paranız değer kaybeder dostlarım. Çünkü 10 kuruştur onun nedeni. Bir anda para düşmeye başlar değerinden. Bu da beraberinde enflasyonu getirir. Merkantilizme dikkat edin. Bunun sorusu tekrar gelebilir. Anlaşıldı mı? Ekonominin temel mantığı. Yani 3 aşağı 5 yukarı oturmuştur. Osmanlı'da bu işleri nasıl yürüdü? Şimdi diğer başlıklarla beraber anlaştıysak devam edeceğiz. Pekala. Şimdi dostlar, gelelim ekonominin alt başlıklarına. Bunlar kolay. Önce tarımdan bahsedeceğiz. Tarım biliyorsunuz toprak sisteminde de öğrendik. Osmanlı Devleti'nin temel geçim kaynağı tarım. Ve biz dirlik arazi üzerinde tımar sistemini uygulayarak geçimimizi sağlıyorduk. Burada ÖSYM şu ikisini soruyor. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. Bak, devlet tarım üretiminde sürekliliği sağlamak amacıyla şöyle bir önlem almış. Eğer bir köylü toprağını sebepsiz yere boş bırakırsa o köylüden çift bozan vergisi almışlar. Yani sen toprağı işlemek zorundasın. Ya da eğer bir köylü 3 yıl boyunca toprağını sebepsiz yere boş bırakırsa o köylünün elinden toprağını almışlar. Evet, bu direkt bir cezadır hocam. Çünkü öyle ya da böyle tarım yapmak zorundasın. O topraktan devlet ürün elde etmek zorunda. Yani şuna da izin vermiyor. Mesela dedin ki toprak bende. Kardeşim ben tarım yapmak istemiyorum. Her yıl çift bozan vergisini ödeyeyim. Yani tarım yapmadığım için cezayı ödeyeyim. Ama arazi bende kalsın. Asla. Devlet diyor ki ürün olacak. Ben senden ürün istiyorum. Yani verdiğin vergi hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden eğer 3 yıl boyunca boş bırakırsanız çift bozan da ödeseniz hiçbir önemi yok. Devlet o araziyi sizin elinizden alır, başka bir vatandaşa verir. O da tarımını yapmaya başlar. Aynen, kesinlikle hocam. Ve bak, çok bunu bilmiyorum, biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Bizim bu öşür, haraç, cizye vergiler var ya, o vergiler para değil, ürün. Hani mesela diyoruz ya, öşür vergisi onda bir oranında. Hakikaten de devlet onda bir ürün alıyor senden. Buğday yetiştiriyorsan buğday alıyor. Ne bileyim, şeker yetiştiriyorsan şeker pancarı onu alıyor. Fındıksa fındık, elma ise elma. Devlet kendi satıyor onları. Sonra oradan elde ettiği parayla da vergileri, şey, vergileri, maaşları ödüyor ya da asker yetiştiriyor. O yüzden siz devlete ürün vermek zorundasınız. Devletin buna ihtiyacı var. Şimdi gelelim bir diğerine. Bu iki maddeyi ezberleyin bu arada. Bunlar sürekli soruluyor. Gelelim hayvancılığa. Dostlar, Osmanlı Devleti'nde hayvancılık göçebelerin uğraşıdır. Ve biz de hayvancılık sayesinde
Dokumacılık ve dericilik gelişmiştir. Şimdi buraya bir cümle yazdıracağım. Bu önemli. Bakın, dokumacılık ve dericilik. Şöyle bir ok işareti çekip yazıyorsunuz. Osmanlı'nın ilk sanayi kollarıdır. Yani bizde ilk seri üretim dokumacılık ve dericilikle beraber başlıyor. Çünkü dokumacılıkta biliyorsunuz o tezgahlar var ya, o tezgahlar bir nevi daha az insan gücüyle üretim yapabiliyor. Zaten dünyada sanayiciliğin başlaması dokumacılıkla beraberdir. Dericilik de buna dahil. Eğer Osmanlı'nın ilk sanayi kolları hangisi derse dokumacılık ve dericiliği bileceğiz. Anlaştık bunda da. Şimdi gelelim ticarete. Osmanlı Devleti uzun bir dönem ticarete çok önem verdi. Hatta hatırla, biz ipek ticaret yolunda, baharat ticaret yolunda hakimiyet sağladık. Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de hakimiyet sağladık. Bunların tamamı ticareti daha da geliştirmek için. Ve Türk İslam devletlerinden öğrendiğiniz ticaretle ilgili ne kadar kurum varsa devam ediyor. Bak, Han, Kervansaray, Bedesten, Arasta, Çarşı hepsi de Osmanlı Devleti'nde aynen uygulanıyor. Bunları zaten çoktan ezberlemişsinizdir. Şimdi biz de Osmanlı'nın ticaretiyle alakalı 3 tane kavram öğreneceğiz. Beraber onlara bakalım. Esas önemli olan bir saniye. Ha, bu üçü. Bunlardan bir tanesi Mekkari taifesi soruldu. Ünlem işareti koydum. Ama diğerlerini sormadılar. Önce Mekkari ile beraber başlıyorum. Dostlar, Mekkari taifesi bir noktadan başka bir şehre, yani A şehrinden B şehrine hem yolcuların hem de ticaret mallarının taşınmasını sağlayan grup. Yani kamyoncular ya da nakliyeciler, aklınıza nasıl geliyorsa, bunlar sürekli bir yerden bir yere ticaret mallarını taşıyorlar. Tamam. Eğer taşımacılık diyorsa yolcu ya da mal, ticaret malları fark etmiyor. Mekkari taifesi. Bu kolay ve soruldu. Gelelim menzile. Menzil ise şöyle. Yine A noktasından B noktasına bir şeyler taşıyorlar. Ama menzil teşkilatının Mekkari'den farkı şu, hızlı taşımacılık yapıyor. Yani örnek veriyorum. Mesela Mekkari taifesi Samsun'dan Ankara'ya bir haftada gidiyorsa menzil teşkilatı bir günde gidiyor. Bak, bir hafta nerede, bir gün nerede. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Neydi bu adamların olayı? Nasıl başarıyorlar bu kadar hızlı götürmeyi sizce? UPS. Evet, bir kelime bile yazsanız anlarım. Ne, atlara doping mi veriyorlardı? Ne yapıyorlardı acaba? Kargoyla diyorsun. Bekliyorlar. Dinlenmiş atlarla devam ediyorlar. Evet, bir şeyler biliyorsunuz. Dostlar şöyle. Şimdi bak, mesela bir at hiç durmadan işte 10 kilometre koşabiliyor olsun. Siz 10 kilometre bir atı koşturduğunuz zaman dinlenmesi gerekiyor. Değil mi? 5 saat, 6 saat, yoksa ölür hayvan. Adamlar her 10 kilometreye bir menzil binası kurmuşlar. Böyle 10 kilometrede bir binalar var. Bu binalarda sürekli atlar bulunuyor. Siz buraya kadar geldiniz. Burada yorulmuş atı bırakıp dinlenmiş bir atla devam ediyorsunuz. Böylece atın dinlenme sürelerini aradan çıkartmışlar ve çok hızlı bir şekilde gitmeyi başarmışlar. Mesela Osmanlı kaynaklarında şu yazıyor. Diyarbakır'dan adam yola çıkmış, 3 günde İstanbul'a kadar gelmeyi başarıyor dostlarım. Ama yol boyunca belki 1000 tane, belki 2000 tane at değiştirecekler. Sürekli ilerliyorlar. Ve nasıl biliyor musunuz? 24 saat gidiyor bu adamlar hiç durmadan. At üzerinde uyuyorlar. Çünkü yollar tek olduğu için bugünkü gibi karmaşık değil. At yolu biliyor zaten. Sürekli koştura koştura gidiyor. Adam atın üzerinde yemeğini de yiyor, uyuyor da, dinleniyor da, duruyor da. Her şey orada gidiyor. Ama at sürekli devam ediyor. Ve değiştire değiştire, değiştire değiştire adamlar yolu götürmüşler. Tam menzil teşkilatı devletin haberleşme sistemidir. Yani halk bunu çok kullanamaz. İşte öyle benim ip çuval buğdayım var, hadi şunu da götürüver falan taşımazlar. Daha çok devletin ticaret mallarını ya da ulaklar, işte haberleşme, ulaşım vesaire, bunlarla ilgili bilgileri götürüyorlar. O zaman ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapan derse Mekkari, hızlı taşımacılık ya da ulak üzerinden, haberleşme üzerinden bir soru sorarsa o zaman da menzile gidiyoruz. Anlaştık bunda da. Şimdi gelelim derbentçilere. Dostlar, derbenti biraz önce öğrendik. Askeri teşkilat içerisinde dedik ki derbentçiler dar vadilerde ya da köprülerde güvenliği sağlayan bir köydü, askeri birlikti. Şimdi o dar vadilerden sadece ordular geçmiyor. Ticaret kervanları da geçiyor. Ve o ticaret kervanlarına saldırabilirler, yağmalayabilirler, bir vadinin içerisinde sıkıştırabilirler. İşte bunun önüne geçmek amacıyla
Derbentçiler sadece ordunun değil, ticaret kervanlarının da o bölgeden güvenli bir şekilde geçmesini sağlamışlar. O zaman ÖSYM size Derbent Teşkilatı dediğinde hem askeri bir teşkilattır hem ticari bir teşkilattır. Bak sorular böyle geliyor. Hani biraz önce söyledim ya, Mekkari taifesini sordular. Onun sorusu şöyleydi mesela. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı Devleti'nde ticaretle ilgilidir? Ve seçeneklerde sadece Mekkari vardı buraya dair. Cevap ona gidiyordu. Bu tarz bir soru gelebilir. O zaman Derbent Teşkilatı hem askeri bir teşkilatmış hem de ticaretle alakalıymış. Buna dikkat edin dostlarım. Anlaştık burada da ticaretle ilgili nelerin olduğuna. Devam edelim. Şunu çevirelim. Ha. Şimdi gelelim loncaya. Şimdi dostlar, lonca teşkilatı Türk İslam Devletleri'nden bildiğiniz Ahi Teşkilatı'nın devamı. Aynı Ahi Teşkilatı'nda olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de lonca adıyla esnaflar bir araya gelmişler. Hem birbirlerine destek olacaklar hem de ticaretin, daha doğrusu üretimin, esnaflar arasından ticaret üretimin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar. Şimdi beraber şununla başlayalım. Bak, lonca teşkilatı için diyor ki usta çırak ilişkisine göre mesleki eğitim verir, doğru. Hatta biz Ahi Teşkilatı'nda öğrendik. Mesleki eğitimin dışında bu adamlar iki eğitim daha veriyordu. Neydi onlar? Burada yazmıyor. Size hatırlatın, ekleyelim. Lonca'ya da Ahi Teşkilatı bir, mesleki eğitim verir. İki, çok güzel, dini eğitim verir. Üç, ahlaki eğitim verir. Hatta bunun sorusu geldi demiştik. Mesleki, dini ve ahlaki alanda eğitim veriyorlar. Ve biz lonca teşkilatında eğitimini tamamlayanlara iş yeri açma izni veriyorduk. Buna gedik adı da veriliyordu. Bir ismi daha vardı. Yine Türk İslam'dan, Ahi'den biliyorsunuz. Gedik ya da, çok güzel Fatma Nur, sonradan geldin ama sağlam geldin, İcazet adını vermiştik. İcazet kelime anlamı olarak izin demekti. Dostlar tekrar yazalım. Ha. İcazet adında izin belgesi veriliyordu. Gedik de olabilir. Böylece iş yerini açabiliyorsun. Ve yine Lonca'ya da Ahi Teşkilatı üretilen malların fiyatlarını belirliyordu. Ona da nar kesmek adını vermiştik. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi gelelim yeni öğreneceklerinize. Şu ikisi önemli. Biz Lonca Teşkilatı'nda her bir meslek grubuna hirfet adını vereceğiz. Bunu şöyle düşün. Mesela bugünkü öğretmenlerdeki zümre gibi. Adamlar, marangozlar mesela, bir grup oluşturuyor, bir hirfet oluşturuyor. Ya da kuyumcular hirfeti, ne bileyim kunduracılar hirfeti, dericiler hirfeti gibi her bir meslek grubuna hirfet adını vermişler. Şimdi bana hatırlat. Ahi Teşkilatı'nda her bir meslek grubuna hangi isim veriliyordu? Ahi Teşkilatı'nda her bir meslek grubuna. Ne diyorduk biz? Hadi bakalım. Yok muydu bir ismi? Allah canınızı almasın. Ahi Teşkilatı'nda her bir meslek grubuna lonca adı veriliyordu. Fırıncılar loncası, kuyumcular loncası gibi. Osmanlı Devleti loncayı teşkilatın adı olarak kullanınca burada hirfet kelimesini kullanmaya başlamışlar. Tamam, ben de onu soruyorum işte. Ahi Teşkilatı'nda meslek gruplarına lonca. Osmanlı'da loncadaki meslek gruplarına hirfet. Tamam. Bir de hatırlayın, Ahi Teşkilatı'nda da vardı bu olay. Üretilen malların kalite kontrolü yapılıyordu. Biz üretilen malların kalite kontrolünü yapanlara ehli hibre adını vereceğiz dostlarım. Hatırlayın, bu adamlar eğer bir kişi hileli mal üretiyorsa, insanları kandırmaya çalışıyorsa pabucu dama atılıyordu, hatırlarsanız. Böylece insanlar oradan alışveriş yapmayı bırakıyorlar idi. İşte o denetleme işini yapan kimmiş? Ehli hirfet. O zaman meslek gruplarını sorarsa hirfet. Eğer soru size denetleme yapanı sorarsa lonca teşkilatı içinde ehli hibre. Şunu söyleyin bana. Ahi teşkilatı ya da lonca teşkilatı, bunlar devlet kurumu mu? Devlet mi açıyor bunları? Asla değillerdi, değil mi? Güzel. Şimdi bak, bunlar devlet kurumu değildir dostlarım. O yüzden hatırlayın, bu adamlar vergi toplayamaz, yargılama yapamaz demiştik. Her ikisini de yapmak devletin görevidir. Sakın ha sakın buna düşmeyin. Çünkü hangisi lonca ya da ahinin özelliklerindendir, değildir diye sorar. Araya vergi ya da yargılamayı koyabilir. Asla bu tuzağa düşmeyeceğiz.
Bu uyarıyı size Ahi Teşkilatı'nda da yapmıştım. Şimdi gelelim Ahi Teşkilatı ile Lonca Teşkilatı'nın en önemli farkına. Şimdi bana hatırlatın bakalım. Lonca, özür dilerim. Ahi Teşkilatı'na kimler üye olamıyordu? Ahi Teşkilatı'na kimler üye olamıyordu? Hatırlat onu bana. Gayrimüslimler üye olamıyordu. Ama dostlarım, Lonca Teşkilatı'na gayrimüslimler de üye olabilir. Ahi ile Lonca'nın en önemli farkıdır. Hadi buraya yazalım. Lonca Teşkilatı'na gayrimüslimler de üye olabilirler. Lonca'da üye olabiliyorlar ama Ahi Teşkilatı'nda asla böyle bir şey yoktu eklediniz. Eğer bunu sorarsa zaten fark üzerinden soracaktır. Ahi ile Lonca'nın en önemli farkı hangisidir diye. Öğrendik ki gayrimüslimler Lonca'ya üye olabiliyorlar. Devam edelim. Şimdi bak, Lonca Teşkilatı'nın 3 tane görevlisi var. Şimdiye kadar sorulmadı ama duymuş olmanıza yarar var. Bunlardan birincisi şey. Biz Lonca Teşkilatı'nın başındaki adama şeyh adını vereceğiz. Hatırlıyor musunuz? Şeyh Edebali. Osman Gazi kızıyla evleniyordu Şeyh Edebali'nin. Ve bu evlilikle beraber ahilerin desteği alınmıştır. Yani Lonca'nın desteği alınmıştır diğer adıyla. Oradan geliyor. Ketüda kelime anlamı olarak yardımcı demekti zaten. Şeyhin yardımcısı yani müdür yardımcısı gibi düşünün. Ona da Ketüda adını vermişler. Bir de Yiğitbaşı var. Bana hatırlatır mısınız? Ben Yiğitbaşı'nı nereden hatırlıyorum? Bir yerde vardı bu adam ama nerede vardı? Evet, Yiğitbaşı neredeydi? Çok güzel. Köylerde güvenliği sağlayan kişi Yiğitbaşı'ydı. Bunu Osmanlı Devleti'nin Taşra Teşkilatı'nda konuşmuştuk dostlarım. Hani Yiğit o geliyor, kavgayı gürültüyü bitiriyor demiştik. Aynı şekilde Yiğitbaşı Lonca'da da disiplini sağlayacak dostlarım. Eğer Lonca'da bir kavga gürültü olay olursa, tabii yargılama yapmıyor, sadece disiplini sağlıyor. Yani kavgayı gürültüyü güvenlik görevlisi gibi düşünün. Önleyecekler, orada bir sükuneti sağlamış olacaklar. Evet, Lonca Teşkilatı da böyle. Zaten Ahi ile Lonca aynı, çok az bir farkları var. Burada Hirpet'e, Ehli Hibre'ye, bir de gayrimüslimlerin Lonca Teşkilatı'na üye olduğuna dikkat etseniz yeterli. Onun dışında bir problem yaşamazsınız.